Hadi, sağlıcakla kal anacığım. Uğurlar olsun, Allah rast getirsin oğlum. Var ol anacığım, sağ ol. Geri gönder bana. Ahmet, buyur. Çaylar hazır mı? Şimdi. Bayıldın mı sarhoş? Yakup Reis, duydun mu? Miçi Ahmet'e madalya vereceklermiş. O niye? Emine'ye aşık oluşunun 5. yılı şerefine. Uğraşmayın benimle be! Ulan ne beceriksiz adamsın be! 5 yıldır peşindesin, bir kızı tavlayamadın! Ne yani? Köyün tek bekarı ben miyim? Yakup Reis de var! Reisten önce evlenmek bize yakışmaz! Beni karıştırmayın! Hem benimle evlenecek çıkar mı ki? Kusura bakma reis ama, sen de hiçbir şeyin farkında değilsin! Doğru! Ayşe'nin sana yanık olduğunu bilmeyen mi var? Olmaz öyle şey, o benim kardeşim sayılır. Turgut, ayakta uyuyorsun gene. Akşam kaç işe devirdin oğlum? Yok baba, yok. Dün akşam erken yattım. Belli, belli. Gece yarısı karımın sancısı tuttu bir ara, uyuyamadık. Baktım, karşıda Turgut'un ışığı yanıyor. Yavaş, günahımı alma. O saatte çoktan uyumuştum. Lakin ışığı yanık bırakmışım. Peki, peki. Dediğin gibi olsun, kızma. Yakında baba olacaksın. Akıllan artık. İftira etme kimseye. İnşallah. Murat'tan ibret alın hepiniz. Bakın nasıl ateş parçası gibi. Her zaman öyleyim. O mecbur kendini göstermeye. Geçen defa sefere çıkamadı, gene de pay aldı balıktan. Bedavacı demeyelim diye utancından çalışıyor. Sabah sabah kes sesini be! Önüne gelene kepçe atmasan olmaz. Ahmet, Allah aşkına bir çay ver be! Balık! Ağları atın! Yunuslar balık sürüsünü kovalıyor! Arkadaşların geldi, duymuyor musun? Beklesinler. Ay, çabuk ol biraz, ayıp oluyor çocuklara. Boş ver anne. Ama vapur beklemez yavrum. Kaçırırsanız arkadaşların elinden kurtulamazsın. Hiçbiri ağzını bile açamaz anneciğim. Daha olmazsa babama söylerim. Özel bir vapur tutar, olur biter. Ya bir defa gecikmesen olmaz mı be yavrum? Üzülme babacığım. Daha yarım saat var vapurun kalkmasına.
Peki ne kadar kalacaksınız Marmara Adası'nda? Belli olmaz. Yola çıkmışken belki Fransa'ya kadar gideriz. Hiç akıllanmayacaksın sen kızı. Hoşça kal sevgili babacığım. Şimdi ne istersen yapabilirsin. Gecik, beklet, istediğini yap. Evet, işte Coca-Cola'nız hazır. Pek soğuk değil, bilmem içer misin? İçmem sevgilim. Öyleyse ben içerim. Ben de. Sana soran oldu mu? Yoo. O zaman her lafa atlama. İnşallah sonuna kadar götürür evlenirsiniz. Bakalım. Daha kaç saat yolumuz var? 2 saat. Bunu aldım artık. Adaya varsak da bir denize atsam kendimi. Yoo. Biraz sabır. Hepiniz bayılacak, bir daha dönmek istemeyeceksiniz. Marmara Adası'na ilk gidişim. Sana inandık, peşine düştük. Met ettiğin gibi çıkmazsa yandın Tarık. Hem de cayır cayır yandın. Thank you.
Buyur reis. Sağ ol. Sağ ol. Buyur. Ne oldu? Neye baktın? Yıldız'a. Deniz yıldızı. Ne kadar güzel değil mi? Basma ya, fiyakalı bir tekne. Harika bir şey. Kiralayalım. Tabii, neden olmasın? Bodrum'da mavi yolcular çıkar gibi açılalım. Günlerce kalalım denizde. Tabii. Gündeliği kaç liradır? Şakacıktan bir kotra değil bu, ekmek teknesi. Kiralanmaz. Bayağı güzel bir yer. Evet, evet. Sessiz sakin bir yer. Tarık'ın ballandırdığı kadar varmış. Evet, İstediğiniz o değil miydi? Bıktım vallahi Bodrum'un Marmaris'in kalabalığında. Tam kafa dinleyecek bir yer burası. Dondurma yer misiniz? Aa, evet, iyi olur. Hadi gelin bakalım. Değil mi İsmail? Bize 6 tane karışık. Karışık olsun. Sıcak değil. Benimkinin meyvelisi bol olsun. Şimdi ilk işimiz güzel bir pansiyon bulmak. Ama benim kalabileceğim gibi bir pansiyon. Hanımefendiye Hilton'un kral dairesini ayırtalım. Yani ona göre lüks bir yer seç. Hiç merak etme sevgilim. Denize gireceğim. Sonra gel beni kumsaldan al. Ay ben çok yoruldum. Daha pansiyona var mı? Evet, var. Nerede bu? Az kaldı, işte şurada. Şimdi hep şurada diyorsun ama. Nerede? Biraz da ayaklarınız açılsın canım. Dikizciler. Dikizlemek onlara ayıp da. Sana değil mi? Niçin peşimdesin? Değilim. Çocukları gördüm. Dağıtmak için. Kovalamak için. Yani... Yalancı. Hop hop. Yavaş ol biraz. Bal gibi röntgencilik yapıyorsun. Röntgencilik mi yapıyorum? Ne demek istiyorsun sen? Ahlaksız herif. Hanımefendi, ağzından çıkanı kulağın duysun, tamam mı? Hala kazık gibi dikilmiş seyretmeye utanmıyor musun? Sen rahat edesin diye ben buraya geldim. Teşekkür edeceğine utanmadan saldırıyorsun bir de. Utanmaz arlanmaz. Asıl utanmaz sensin. Bas git yoksa gösteririm gününü. Biz namuslu insanlarız. Ama senin niyetin bozuksa... Hala konuşuyor. Bas git. Yoksa karakola çektiririm seni. Ya. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Teknesinin yanında gören de adam sanacak. Ne ya? Polis lafını duyunca korktun değil mi? Defol dedim. Hadi. Buyur reis. Bir çay iç. Sağ ol, istemez. Niye öfkelisin? Boş ver. Bir şey mi oldu?
Tekneyi kiralamaya kalkışan o şımarık kızla gene kapıştık. Takma kafana. Güzel değil mi? Merdivenleri çok dik. Aa, merak etme. Kucağımda taşırım seni. Herkes kalacağı odayı seçti. Burası da senin. Tek kişilik. Dünyada kalamam bu odada. Şık değil. Deniz görmüyor. Oda da küçücük. Hiç beğenmedim. İyi ama sevgilim ben... Yeni, gösterişli, sevimli bir yer bulamazsan... ...yarın sabah hemen İstanbul'a dönerim. Bir dakika, bak sevgilim... Ay işte o kadar, anladın mı? Hemen arayacağım sevgilim. Hiç durma. Akşama kadar vaktin var, tamam mı? Biz de alışverişe çıkalım, yürüyelim. Abi bir dakika, çantamızı alalım. Yaralamadın prensese. Ne yapacağız şimdi? Tamam tamam, eşyalar şimdilik burada kalsın. Hadi gidelim çocuklar, başka bir yer bulalım. Tamam. Ulan ne ballı adamsın be. Kağıt diziyorum oğlum. Merhaba. Merhaba. Pansiyon arıyorduk. Badanası, boyası yeni, rahat, deniz gören geniş bir ev bulabilir miyiz? Vallahi Salih reisim var, bir sorun. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Evinizi bize pansiyon verir misiniz? Tam adamını buldunuz. Adanın en güzel pansiyonu Salih babanın evidir. Üstelik de tahmin ediyorum ki boş. Buyurun, benim evi bir görün. Eğer beğenirseniz dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Sağ olun. Hadi, hadi. Çok güzel. İstediğin gibi bir yer buldum nihayet. Röntgencinin eviyse hiç gitmeyelim. Röntgenci deyip kafamı bozma. Yeter be. Yalan mı? Ağzın bir karış açık ayran budalası gibi beni seyrettiğini inkar mı ediyorsun? Lafını bil diyorum. Yoksa fena olur. Ne yaparsın? Döver misin? Öldürür müsün beni? Ulan şımarık. Sana öyle bir ders veririm ki feleğini şaşırırsın. Hop hop. Bana bak. Ağır ol bakalım. Olmazsam ne olur? Sakin ol Yakup. Tarık dur, sakin ol, yapma. Böyle kaba bir adamın evi olmaz. Ahırı olur ancak. Terbiyesiz, zavallı birisin sen. Ne oldum delisi? Şimdi sana... Yeter, ayıptır. Sizler misafirsiniz. Üstelik kalacağınız yer Yakup Reis'in evi değil, benim yerimdir. Buyurun gidelim görün. Buyurun, buyurun bakalım. Harika bir yer burası. Çiçeklerin güzelliğine bak. Ne kadar şirin değil mi sevgilim? Evet, şimdilik fena değil. Ay, manzaranın güzelliğine bakın. Harika abi. Nasıl? Deniz görüyor muymuş? Harika. Ben çok beğendim. Ben de. İyi ki öbür evde kalmamışız. Beni dinleyen karlı çıkar. Bıkmıştım Martım Otel'den, Efes'ten. Benim için değişiklik olacak. Hepimiz için. Odaları görebilir miyiz? Bir dakika. Odaları görebilir miyiz? Tabii. Buyurun. Hadi çocuklar. Hadi bakalım. Çocuklar, demirde bakan oda benim tabii. Ne istiyorsunuz gündeliğine? Ne kadar kalacaksınız? Şimdilik bir hafta diyelim. Kolay, anlaşırız. Sağ olun. Nasıl, sen odanı seçtin mi? Evet, burası. Peki beğendin mi? Fena değil, idare eder. Hiç de fena değil. Ben hemen yandaki odada kalıyorum. Terbiyesiz. Sen niye ötekilerle kalmadın kasabada? Ne güzel eğlenirdiniz. Yolcu bekliyoruz ya reis. Anladım. Doğum ne zaman? Eli kulağında. Bugün yarın.
Sen niye evlenmiyorsun be reis? Hadi canım sen de, kim varır bize? Ayşe var ya, öksürsen gelecek. Boş ver sen. Çocuğun olunca adını ne koyacaksın? Yakup. Senin adını koyacağım reis. Ya kız olursa? Olmaz öyle şey. Erkek adamın erkek çocuğu olur. Hadi eyvallah Necmi. Yarın görüşürüz. Denizcinin sözü sözdür değil mi? Hele senin sözün. Erkek olsaydın tayfalık yapardın bana. İyi ki değilim. Neden? Bir tayfadan daha yakın olmak istiyorum sana. Yakın değil misin? Çocukluktan beri arkadaşız. Arkadaşlık az bir şey. Tekneyle çıktığımız gün daha uzun konuşuruz. İyi akşamlar. Sana da Yakup. Bu senin. Nedir bu? Şeker, şekerli sakız gibi bir şeyler. Hani geçen sefer çok beğenmiştin ya. Yakup! Geldim anacığım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Elin kolun dolu gene. Rahmetli baban gibisin. O da senin gibi dönerdi. Unuttuklarım varsa bağışla ana. Öfkemi tepeme çıkarttılar bugün. Kimler? Şehirli züppe kızın biri. Fena atıştık. Elimden zor aldılar. Nerede tanıştınız da kapıştınız? Uzun hikaye, boş ver. Karnım çok aç ana. Şimdi hazırlarım sofrayı. Hele şükür. Sonunda parayı tamamladım. Yarın doğru bankaya gideceğim. Teknenin taksitini yatıracağım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi gel sofraya, yemek hazır. Hadi. Geldim anacığım. Ne oluyor? Ne işin var burada? Seni seviyorum. Seninle sevişmek istiyorum. Sabırlı ol. Ben de hoşlanıyorum senden. Evleneceğiz. O zamana kadar bekleyeceksin. Evlenmeden önce de beraber olsak ne fark eder? Sen bu kadar geri kafalı olamazsın. Durumun tadını çıkarıyorum. Ama sen tadını kaçırıyorsun. Odamdan çık ve beni rahat bırak. Affet sevgilim. Bir daha sakın tekrarlama bunu. O zaman affetmem seni. Hı hı.
peşimde, seçim peşimde, seçim peşimde. Yalancı, bal gibi röntgencilik yapıyorsun. Ahlaksız herif. Oh, oh. Biraz yavaş ol, ağzından çıkanı kulağın duysun. Hala kazık gibi dikilmiş, seyretmeye utanmıyor musun? Defol. Defol, defol. Ama... Defol, defol. Yakup Reis! Yakup Reis! Yakup Reis! Hayrola Necmi? Ne var? Bu saatte rahatsız ettim, kusura bakma reis. Estağfurullah. Ne vardı? Yakup geliyor. Yakup mu? Ya, ne saçmalıyorsun sen be? Şey, benim oğlan reis. Yani hanım doğuruyor. Sancılandı da. Gözün aydın olsun Necmi evladım. Şimdi geliyorum. Hay Allah razı olsun Sabihan'a. Biraz acele et, ne olur. Şimdi geliyorum. Hadi, sen de baba oluyorsun demek Necmi ha? Bir milyon demiştiniz değil mi? Evet, tam bir milyon çekiyorum. Şu benim bonoyu ödemeye geldim. Hoş geldin reis. Yakup reis, buyur. Ha, 15 gün sonra bir bonon daha var. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Geciktirmezsin, bilirim ama bir hatırlatayım dedim. Buyurun, 1 milyon. Biraz da dertleşelim ha. Ahmet dümene geç. Gel otur gel. Evi tuttular. Pazarlıksız bir haftada peşin verdiler. Bana ne? Kız da güzeller güzeline velhasıl. Bana ne dedim. Niçin öfkelisin? Değilim. Abayı yakma sakın. Sana hayretmez. Kim? Ben mi abayı yakacağım? Çıldırmadım ben baba. Sana hakikaten baban kadar yakın. Rahmetli en iyi arkadaşım. Fırtınadan teknemizin battığı, onun da denizde kaybolduğu güne kadar yanındaydım. Onun için evladımmışsın gibi severim seni. Dediğimi unutma. Kafana o kıza takma sakın. Her seferinde fena harcadı beni. En sonunda bugün bankada. Boş ver, unut gitsin. Ama elimden kaçamaz. Ona öyle bir ders vereceğim ki dünyasını, feleğini şaşıracak. Thank you.
balığı ürkütme. Çok içiyorsun be. Sen sanki içmiyor musun he? Ben içerim oğlum. Ben erkek çocuk babasıyım. Çocuk babasına bak, babaya bak. Hadi yürü be. Niçin peşimdesin? Niçin peşimdesin? Niçin peşimdesin? Asıl utanmaz sensin. Asıl utanmaz sensin. Asıl utanmaz sensin. Bak git. Bak git. Niçin peşimdesin? Niçin peşimdesin? Niçin peşimdesin? Yalancı. Yalancı. Bir de utanmadan röntgencilik yapıyorsun. Ahlaksız herif. Ahlaksız herif. Dağıtması çok kötü. Hop hop yan balkon yok. Bu yeri ben alacağım. Hop hop yan balkon yok. Gösterdim. Yaz bakalım. Hep de Nur'dan gösteriyor ya. Tabii. Üç tane de sana ilerledi. Hem de çift elle gösterdim. Şanslı. Hep de bu bitiyor. Dün de aynısı oldu yani. Ne yapalım? Çok şanslı valla. Al sen de. Eyvallah. Sen de, tamam. Evet. Herkes payını aldı mı? Aldık. Sağ olasın.
Akşama meyhaneye bekliyorum. Bendensiniz ha. Oldu. Güle güle. Güle güle. Günaydın. Gene mi sen? Evet. Barışalım mı artık? Sana vermek istediğim bir şey var. Bak, bu deniz yıldızını yanından ayırma. Sana iyilik, uğur ve bereket getirecektir. Aman ne iyi. İhtiyacım da vardı zaten. Senin dünyan bu kadar işte. Eline düşmüş zavallı bir deniz yıldızından mucizeler bekliyorsun. Üstelik buna inanıyorsun da. Bardağı taşırdın artık. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Çok korktum. Yapma reis, acı bana. Alo. Merhaba babacığım. İstediğin kadar kalabilirsin. Evet evet, annen de çok iyi. Yanaklarından öpüyor yavrum. Ha, gene ara bizi olur mu? Aramaz mıyım hiç? İkinizi de çok çok öperim. Bye bye babacığım. Ne olacak bunlar reis? Yenilip içilecek. Al şu parayı da bütün arkadaşlara söyle. Yarından itibaren bir hafta izinliler. Sağ ol reis. Ha, sen de köyüne git. Oğlunu özlemişsindir. Sağ ol reis. Ha, akşama meyhaneye gelmeyi unutma ha. Tamam. Necmi'nin oğul sahibi olmasının şerefine. Hadi şerefe. Hoş geldin, sefa geldi. Analı babalı büyüsün inşallah. Amin, amin. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Nasıl? Güzel bir yer değil mi çocuklar? Güzel bir yer. Hadi gelin şöyle oturalım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Teşekkürler. Ne emredersiniz? Zakı, şarap, bir şeyler getirin. Başüstüne. Necmi. Bana yardım edeceksiniz. Arkadaşları uyandır. Peki reis, hayrola? Bu gece bu kıza bir iş edeceğim, doğduğuna pişman olacak. Buyurun efendim. Ada hepimizden çok Canan'la Tarık'a uğurlu geldi. Afiyet olsun. Sevgili arkadaşlarımız evliliğe ilk adımlarını atıyorlar. Kendilerini candan kutluyoruz. Ben böyle değilim, yaşarken oldum. Garson. Buyurun efendim. Kafamız şişti bu aptal müzikten. Şunları sırayla çalın lütfen. Tabii efendim. Bugünüm sen.
Sen çeker gidersin. Oturalım. Bu nasıl sevmek, bu nasıl gülmek? İnsan değil. Ne kadar bayat bir herifsin sen. Otur reis. Sana yakışmaz. Boş idare. Hey garson, bütün masalardaki içkileri kaldırın. Herkes konuğumuzdur. Şampanya ve meyve servisi başlasın. Tabii efendim. Nişanımızı kutluyoruz da. Hadi bakalım çocuklar, yetiştirin kadehleri. Boş verin, neşemizi bulalım. Burada dönmüşsün. Ay Şerefe. Şerefe. Mutluluğunuza. Sen benim başka cins içki içtiğimi gördün mü? Biz rakı içmeye devam edeceğiz. Tabii abi. Şerefe. Yes abi. Olmaz öyle şey. Ordu bozanlıktan hiç hoşlanmam. Ben ne diyorsam, ne istiyorsam o olacak. Hop, senin hükmün ancak şu yanındaki züppelere geçer. Yeter be, sen çok oldun artık ha. Ne olacak? Kolunu bağla. Gazino da kavga çıktı. Bize telefon edildi. Burada kavga çıkmış. Söyleyin. Kimler kavga etti? Yok canım, kavga diye bir şey yok. Biraz tartıştık, sonra da barıştık. Kapandı gitti. Meyhanedir. Olur böyle ufak tefek tabii şeyler. Hadi Şerefe. Hadi Şerefe. Şerefe çocuklar. Gidelim. Güle güle. Ulan senin. Canım kardeşim benim. Canan nerede? Sahi Canan nerede? Nereye gitmiş olabilir? Belki tuvalettedir. Belki makyajını tazeliyordur. Ben bir tuvalete bakayım. Thank you.
Canan tuvalette de yok. Hı? Yok mu? Ne yapacağız şimdi? Reis de yok. İtişiyorlardı az önce. Jandarmaya gidelim. Annesine babasına haber verelim. Telaşlanmayın, telaşlanmayın. Kafası bozulmuş, pansiyona gitmiştir belki. Olabilir. İnsanları şaşırtmaya bayılır, bilmez misiniz? Biraz turlayacağız. Ne kadar biraz? Senin aklın başına gelene kadar. Sen beni kaçırıyorsun. Sen öyle düşünüyorsan öyledir. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi. O balıkçı reisi zorla götürmüş olmasın? Olur mu? Dağ başı mı burası? Ne yapacağız? Eli kolu bağlı bekleyecek miyiz böyle? Başka ne yapabiliriz? Tamam tamam. Biraz daha bekleyelim. Mutlaka gelecektir. Sen gelsene bir dakika buraya. Buyurun, bir emriniz mi var? Bir parçacık aklın varsa geri dönersin. Arkadaşlarım polise bildirmişlerdir bile. Çağır çabuk yakalanacaksın. Seni tutuklayacaklar. Babamın gücü ve parası her şeye yeter. Bak neler yapacağım sana. Ya, bak hele. Sağır mısın? Geri dön diyorum. Allah'ın davası, hayvandan betersin. Bana bak. Doğrudur. Bir çakarım. Gel yüzelim. Böyle billur gibi bir denizi hiçbir yerde bulamazsın. İstemiyorum. Yüzmeyeceğim. Sen bilirsin.
Gel hadi gel. Kendine bir çay koy. Oh be. Teknesi de yok ortalarda. Evet, görünürlerde yok. Yakup Reis'i nerede bulabiliriz? Balığa çıkmış olsa bilirdik. Köyüne gitmiş olabilir. Nerededir köyü, yakın mıdır? Adanın ta öbür ucunda. Hmm. Oraya nasıl gideriz? Yürüyerek. Biraz zor olacak ama... Fark etmez, sağ ol. Mı istiyorsun? Nasıl olur? Keçilik edip direnmeyecek misin artık? Direnmeyeceğim. Madem ki esirden farksızım, ne istersen yapacağım. Pekala. Al şu soğanı da doğra bakalım. Aklına kimler geldi de ağlıyorsun ha? Dur. Acıyor mu? Hayır. İyiyim. Çok teşekkür ederim. İsteyince yumuşak başlı olabiliyorsun demek. Sen de insan gibi konuşmayı becerebiliyorsun. Ama sen bir soğan doğramayı bile beceremiyorsun. Bir işe yaramak istiyorsan git ortalığı topla. Baş üstüne. Telaşlanmayıp jandarmaya haber vermediğimiz iyi oldu. Yoksa bütün gazeteciler başımıza üşüşürdü. Duymayan da kalmazdı tabii. Bu da Canan ve ailesi için hiç iyi olmazdı. Peki köye gidince ne yapacağız? Muhtardan Yakup Reis'in evini öğreneceğiz. Hiç ümidimiz kalmazsa, bulamazsak? Ya da Canan dönmeyecek olursa? O zaman İstanbul'a babasına bildiririz. Merhaba. Köy muhtarını arıyoruz. Şurada. Muhtar benim.
Yakup Reis nerede biliyor musun? Nerede? Vallahi ne bilelim. Teknesi köyde de yok. Nerede bulabiliriz onu? Devamlı kalmaz köyde. Ne zaman geleceği de belli olmaz. Ya. Nişanlımı kaçırdı. Onu elbet bulacağım. Gösteririm ben ona eşkıyalığın ne demek olduğunu. Kızı Reis'in kaçırdığı ne malum? Köye kadar gelmiş arıyorlar, daha ne olsun? Ne zaman gördü, ne zaman tanıdı da gönül verdi. Kaçırdığına yani. Göre kara sevdalanmış demek. Tabii, kara sevdalanmış. Başka kızı olmaz zaten. Sağ ol. Sen de al kızım. Yürekliğimiz senin Yakup. Ailenin hepsi böyle. Rahmetli babası da beni kaçırmıştı. Bir şey kendin mi? Hiç dinlemez, alır götürürler. Oo, yalan böyle konuşlar. Doğma büyüme Adalı mısın? Evet. Çocukken babamın teknesiyle denize çıktım. Bir daha da vazgeçemedim. Öyledir işte bu güzel deniz. Tutsak eder insanı. Benim gibi desene. Ya hayır. Sen benim misafirimsin. Günü gelince dönüp gideceksin. Öyleyse şimdi dönelim. İyi adamsın reis. Dostluğumuzu sürdürelim. Götür beni, bu iş tatlılıkla bitsin. Zamanı gelecek dedim. İyilikle söylüyorum. Şimdi gidersek şikayetçi bile olmam senden. Şikayetçi olsan ne yazar? Yeter! Yeter dedim! Yoksa öldürürüm seni! Numaracı seni. Bir daha dostluktan bahsetme bana. Şimdi çıldıracağım. Senin elinde oyuncak mıyım ben ve senin gibileri asmalı. Kes sırlamayı! Geç şöyle efendi gibi otur, yoksa dayağı yersin, hadi! İyi bir ders vermenin zamanı geldi. Alo, buyurun. Size kötü bir haberim var. Canan kaçırıldı. Anlamadım. Ne diyorsun sen? Neler saçmalıyorsun? Bir balıkçı kaçırdı Canan'ı.
Hiçbir yerde bulamayınca size haber vermeye mecbur kaldım. Hemen geliyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Ne olmuş? Canan'ı kaçırmışlar. Ne? İki gündür ortalarda yokmuş. Aman Allah'ım. Sorumluluk benden çıktı. Fuat Bey gelsin, ne yapılacağına kendi karar versin. Senden korkmuyorum artık. Galiba seni sevmeye başladım. Sana bir daha inanacak değilim. Haklısın. Ben de olsam inanmazdım. Zamanla anlayacaksın doğru söylediğimi. Tekrar ne zaman kaçmaya kalkışacaksın? Hiçbir zaman. İnanayım mı? Akşam yemeği için sana güzel bir balık vurdum. Harika. Ne oldu, neyin var? Galiba çok kaldım denizde. Üşüme geldi. Tekneye dönelim. Hemen yatmalısın. Bana bir şey olmaz. Bana diyorsun ama asıl inatçı keçi sensin. Hastalanırsan bayram edersin, fena mı? Hayır, çok üzülürüm. Haklısın galiba. Yatmalıyım. Sağ ol. İyi örtün. Terle biraz. Ben de hemen sana bir çorba pişireyim. Hiçbir şeyciğin kalmaz. Sağ ol. Ne hastayım ne de üşüyorum. Niyetim seni denemekti. Anlamadım. Fırsat varken kaçmaya kalkışmadım. Çok sevindirdin beni. Hepsi numaraydı öyle mi? Seni yalancı, numaracı, düzenbaz, alçak herif. Affet canım. İlk ve son defa bağışla beni. Bak son olsun. İnanamıyorum. Olmaz böyle saçmalık. Koskoca insanlar olacaksınız. Kızıma sahip olamadınız. Sen en iyi arkadaşısın. Buna niye sahip olamadın? Peki bu kadar zamanı niçin boşa harcadın? Niçin jandarmaya haber vermedin?
Sizleri düşündüm. Herkesin diline düşmenizi, üzülüp perişan olmanızı istemedim. Mecbur kalmasam yine de aramazdım. Geç kaldın, geç kaldın, çok geç! Elimizden gelen her şeyi yaptık, bulamadık. Kızım Canan er yiğit, adanın köylüsü balıkçı Yakup tarafından kaçırılmıştır, ihbar ediyorum. Yaz oğlum. Kızımın derhal bulunmasını istiyorum. Balıkçı Yakup için de ayrıca ağır cezada dava açacağım. Kızınızın bulunması için ne gerekliyse yapılacak. Müsterih olun. Acele edin, acele edin. Elimizdeki bütün imkanları kullanacağız. Ne gerekiyorsa yapın. Jandarma her tarafta seni arıyor. Niçin buraya geldi? Niye arıyormuş? Kız kaçırmışsın. Bu hanım kızım hiç kaçırılmış bir hali var mı? Hoş geldiniz. El öpenlerin çok olsun kızım. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Hanım kızı burada bana bırak. Sen kasabaya git, teslim ol. Niye anacığım, benim suçum ne? Beni kaçırmış değil. Ben kendi isteğimle Yakup'un yanındayım. Ya ailem? Ortalığı toza dumana katıyorlar. Onlara da gerçeği anlatacağım. Öyleyse hayırlı uğurlu olsun. Pek de vaktinde geldiniz. Yarın Miço Ahmet'in düğünü var köyümüzde. Değil mi? Nihayet evleniyorlar. Haydi şen ola düğün, şen ola. Sizlerin başına. Thank you.
çıkmasan olmaz mı? Olmaz. Balığa çıkmazsa kaç kalır? İşini çok mu seviyorsun? Evet. Ya beni? Çok. Canım sevgilim. Benimle evlenmeyi düşünür müsün? Evet. Evlenme teklif etmen için bundan güzel bir yer olamaz. Haklısın. Bundan böyle hayatımız bu köy ve bu tekne olacak. Benimle evlenir misin? Tabii. Ne kadar mutluyum bilemezsin. Hemen babama telefon edelim. Bir helikopter gönderip aldırsın bizi. Düğünümüz Hilton'da olmalı. Oradan da balayı için Jamaika'ya uçarız. Sen de bu köhne tekneden kurtulacaksın. Kocaman bir tekne yaptırıp dünya turuna çıkarız. Bodrum, Marmaris, bütün koyları gezeriz. En küçük koyları bile gezeriz. Babamın genel müdürü olacaksın. İstediğin parayı tartışmasız verecek. Vermek zorunda. Senden daha mükemmelini nereden bulacak? Kocaman, koskocaman bir evde oturacaksın artık. Bir ne demek iki tane, üç tane tekneler, kotralar, yatlar. İstersen sana bir çocuk bile doğururum. Ama bir tane. Başka olmaz. Yoksa vücudum bozulur. Seveceğim. Seninle bizim sonumuz olamaz. Anlamadım. Ne demek bu şimdi? Aramızda uçurumlar var. Bir gün aşkımız biter. Düşman oluruz birbirimize. Niyetin nedir? Seni kasabaya götürüp bırakacağım. Ve bitecek. Yanlış bir şey mi yaptım? Asıl yanlışı ben yaptım. Atlak ayı. Thank you.
Ayrılmamızın zamanı geldi galiba. Evet. Bir daha görecek miyim seni? Yolun düşerse gelirsen karşılaşırız gene. Al bunu. Deniz yurdu. Kaybedersen geldiğinde bir deniz yıldızı daha hediye ederim belki. Yolun açık olsun. Senin de.